İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki, piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bugün 7. gününde ve müzakere masası bir defa kuruldu. Bugün ikincisinin kurulması bekleniyordu ama hala çok belirsiz açıklamalar geliyor. Bir iptal edildi, görüşme yapılmayacak mesajı geldi. Rusya dedi ki biz görüşmeye hazırız dedi. Ukrayna diyor ki biz her zaman görüşürüz ama bu ön şartları kabul etmemiz mümkün değil diyor. Diğer taraftan yaklaşık bir saat önce TAS ikinci görüşmenin olacağını söylüyor. Yani henüz belirsizlik devam ediyor. Görüşme olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama söz konusu değil. İki taraftan teyit söz konusu değil. İki tarafta görüşme tarafında olduğunu söylüyor ama henüz bir görüşme gerçekleşmiş değil. Bir başlıklara bakalım. Hangi başlıklar var ekonomide, piyasalarda? Sonrasında değerlendirmeye almaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ilk kez Kongre ortak oturumunda birliğin durumu konuşmasını yaptı. Putin'e ciddi, Rus lider Putin'e ciddi bedeller ödeteceklerini söyledi. Diğer taraftan Putin'in yanlış bir hesap yaptığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle Amerika'nın hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu. Bu arada yaptırımlar giderek artıyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Rusya Başbakanı ülkesine yönelik yaptırımları değerlendirdi ve yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcıların siyasi nedenlerden ötürü adımlar atmak zorunda kaldığını belirtti. Ve bunun tabii ki Rus ekonomisini etkileyeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer taraftan bir kararname ile ülkede nakit olarak bir Rus vatandaşının 10 bin doların üzerinde döviz çıkartmasını, ülkeden çıkartmasını yasaklayan bir kararname imzaladı. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. Diğer taraftan baktığımızda Avrupa Birliği 7 ülkeye SWIFT işlemlerinde yasak koydu. SWIFT yasağı da söz konusu. Bunu da belirtelim. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında petrol fiyatları yükseliyor. 8 yılın en yüksek seviyesini gördü petrol fiyatları. 112 dolar sınırına dayandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati gerekli aksiyonlar almaya hazırız dedi. Olayın ekonomik boyutunu tüm yönleriyle ele alıp değerlendiriyoruz. Gerektiğinde zamanlı aksiyonlar almaya hazır olduğumuzu belirtirim dedi. İhracat verileri geldi. Türkiye ekonomisi Şubat ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre %25,4 arttırdı. 20 milyar dolara yükseltti. Piyasalara bakalım. Piyasalara bakalım. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %1,15 artıda 1992 puanda 2000 puana yaklaşıyor Borsa İstanbul. BIST Banka'ya bakalım. BIST Banka'da %0,79'da sınırlı bir yükseliş. BIST Sınai tarafındaysa %1,5'a yakın bir yükseliş söz konusu. BIST 100'de en çok artanlar, en çok azalanlar. En çok artanlar sıralamasında İş GYO, Kardemir'de, Deva Holding, Migros ve İskenderun Demir var. İki demir çelik şirketi söz konusu. Devam edelim. BIST 100'de en çok azalanlar. İşmenkul, Aselsan, Ege Endüstri, Girişim Elektrik ve Tofaş olarak sıralanıyor. Bu arada bugün otomotiv satışları geldi. Otomotiv satışlarında yılın ilk iki ayında %15'lik bir gerileme var. Şubat ayında da %15'lik bir düşüş meydana geldi. İki ayda da düşüş söz konusu. Dolar TL, Euro TL. Dolar TL'ye baktığımızda 14 seviyesinin üzerinde dolar Türk lirası. Euro TL ise orada da yükseliş var. %1'e yakın 15,64'te. Euro dolar karşısında 1,11 seviyesindeyken dolar endeksi ise 97,5 seviyesinin üzerinde. Küresel borsalara bakalım. Avrupa borsalarında peki bugün şu saat itibariyle durum nedir? Madrid'de %1,18'lik artış var. Bunun dışında
Londra %0,61, Paris %0,50, Frankfurt %0,16 artıda. Asya borsalarından nasıl geldik? Asya borsalarında Çin, Japonya, Hindistan, Hong Kong kayıplar vardı. Güney Kore ise çok hafif artta kapattı. ABD vadeliler neye işaret ediyor? Bir de ABD vadelilerine bakalım. Dow Jones %0,51, Nasdaq yine bu düzeyde, S&P'de yine %0,50 artıda ABD vadelileri. ABD 10 yıllık tahvil, burada bir geri çekilme söz konusuydu. Bu devam ediyor mu? ABD 10 yıllıkta 1,77, bir miktar tepki geldi 1,73'ten. Ve ons altın güvenli liman özelliğiyle ön plana çıkıyor. 1930 dolarda, gördüğü en yüksek seviye 1950 dolara yakın. Ve gram altın, dolar TL'deki yükseliş, ons altın bir miktar zayıf desek de 870 lira sınırına geldi. 870 lira seviyesinde, 880 gördüğü en yüksek seviye. Devam edelim. Gümüş fiyatları da yükselişteydi. Şu anda 25 dolar 10 sent seviyesinde. Ve petrol. Brent petrol 8 yılın zirvesine dedik. Bakın 111 doları da aştı. 112 doların üzerinde, 113 dolara yakın ve %7,5'luk yükseliş var. ABD ham petrolüne baktığımızda ise orada da %6,31'lik yükseliş var. 109 dolar seviyesinde petrol fiyatları. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için başlattığı saldırıya dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor. Yaptırımlar birbiri ardına sıralanıyor, açıklanıyor. Rusya da karşı atak yapıyor. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekilme kararı aldı. Rusya Merkez Bankası yabancı yatırımcılara temettü ödemesi yapmaması kararını aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın başını çektiği koalisyon düğmeye bastı. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'ya yaptırımlar yağmaya başladı. Putin, "Biz yaptırımlara alışkınız" açıklamasını yaparken Rusya'da karşı ataklarla dünyaya yanıt vermeye çalışıyor. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, uygulamaya koyulan yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada şirketin Avrupa'daki şubelerinde olağanüstü bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi. Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de olduğu belirtilen açıklamada Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı açıklandı. Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu, Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nin Avrupa Merkez Bankası'nın talimatıyla kapatıldığını bildirmişti. Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm, turistik ve iş amacıyla yurt dışına gitmeyi planlayan Rus vatandaşlarına, Rusya'ya yönelik yaptırım veya kısıtlama uygulayan ülkeleri ziyaret etmemelerini tavsiye etti. Seyahat için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkeleri öneren Rosturizm'in yazılı açıklamasında, Rus tur operatörlerine, Karayipler dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurmalarını tavsiye ediyoruz ifadesine yer verildi. Yaklaşık 40 ülke Ukrayna'ya saldırısı dolayısıyla Rusya'ya hava sahasını kapatmış, Rusya da bu uygulamaya söz konusu ülkelere hava sahasını kapatarak cevap vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı bir kararname ile ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkarılmasını yasakladı. Diğer yandan Kremlin yönetimi yaptırımlara karşı bir dizi önlemi de yürürlüğe soktu. Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildi. Kremlin'den yeni tedbirlerle yabancılara ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır açıklaması yapıldı. Evet, SWIFT sisteminden çıkarılıyor Rusya. 7 bankası Avrupa tarafından SWIFT sisteminden çıkarılıyor. Bazı bankalar kalmış durumda. Örneğin işte enerji konusunda önemli olan bazı bankalar kaldı ama çokça banka çıkarılıyor. Peki SWIFT ne? Yurt içi ya da yurt dışında sisteme dahil olan bankalar arasında döviz transferini sağlıyor. Yani aslında bu bir döviz transferi, para akışını sağlıyor. Günlük ortalama 40 milyon işlem yapılıyor. 200'den fazla ülkede, 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılıyor. Ve işte
para transferinin gerçekleşmesi, gönderen banka, aracı banka ve alıcı banka arasında bir mesajlaşma sistemi aslında bu sistem. Önemli bir sistem. Bu olmayınca tabii para transferi de zora giriyor. Farklı yöntemler bulunması gerekiyor. Rusya'nın elinde 643 milyar dolarlık bir rezerv var. Dün ABD Başkanı Biden dedi ki bu rezerve ulaşmasını, yani bu rezerv onun Rusya'nın savaş rezerviydi. İşte onu engelliyoruz dedi bu önlemlerle birlikte. Bakın 643 milyar dolarlık rezervi var ama bu rezervinin %21,7'si altın olarak Rusya'da duruyor. Sonra bakıyoruz Çin'de %13,5'i Çin'de ama Amerika'da, Fransa'da, Avusturya'da, Almanya'da %10 mesela rezervin bir miktarı, İngiltere'de %4,5'luk, %6,6, Amerika'da %2,8, Kanada'da %10,7, adı açıklanmayan diğer ülkelerde ve hükümetler arası kuruluşlarda %10'da Japonya'da. Yani yarıdan fazlası dışarıda. Rusya'ya tepki veren ülkelerde duruyor bu rezerv. Yani o rezerve ulaşmak da kolay değil. Peki bu yaptırımlar ne anlam ifade ediyor bir ekonomi için? Özellikle SWIFT sisteminden çıkartılması. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt konuğumuz. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Serdar Bey. Geçen hafta ABD Başkanı Biden kameraların karşısına çıkmış, yaptırımları açıklamıştı ama SWIFT'i dışarıda tutmuştu. Hafta sonu ve bu hafta ardı ardına Rusya bankalarının SWIFT sisteminden çıkartıldığı yaptırım haberlerini aldık. Bu Rusya'nın para transferini, ya kan akışını diyelim, durduracak mı, durdurur mu? Rus ekonomisine nasıl bir etki yapar? Oldukça etkili olacaktır tabii ki. Para akışının yanı sıra diğer finansal işlemler konusunda da sadece para akışı veya para transferi için kullanılmıyor SWIFT. Aynı zamanda işte teminat mektubu, akreditif garantiler gibi işlemler için de kullanılan bir sistem. Tabii ki çok etkileyecektir. Ancak asıl darbe bence Siberbank ve VTB Bank'ın da sisteme alınmasıyla olurdu. Bu iki banka enerji ihracatında, enerji trafiğinde, para trafiğinde önemli rol oynayan iki banka. Dikkat buyurulursa bu iki banka bu sistemin şu anda dışında tutuluyor. Sebebi de işte Batı ekonomilerinin enerji ihtiyacının hala Rusya tarafından yoğun bir şekilde karşılanması sebebiyle bu bankalar şimdilik bu sistemi kullanıyorlar. Bu ağır bir yaptırım her haliyle bu iki önemli banka kalsa dahi Rusya'da da bunun etkilerini hemen görmeye başladık. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 47 ruble civarındaydı bu sıkıntılar başlamadan evvel 1 dolar. Şimdi 104 rubleye çıkmış durumda. Hatta kara borsada 180 bile, 160 bile isteyenlerin var olduğu söyleniyor. Haliyle tedarik konusunda da çok sıkıntı çekecekler. SWIFT'in dışında malum gemiler konusunda da limanlara yanaştırmama konusunda da kararlar var. Sonuç itibariyle mesela konteyner, dünyanın en büyük konteyner şirketi Maersk o bölgeye konteyner göndermeyeceğini, alıp satmayacağını, evet, yük taşımayacağını da belirtiyor. Evet, bunlar da Batı'nın asker göndermeden ekonomik olarak Rusya'yı sıkıntıya sokma veya savaşa dahil olması olarak düşünebiliriz. Sonuçta amaçları Rus halkını da maalesef biraz da sıkıntıya sokarak bu savaşın oluşacak kamuoyu tepkisiyle bir an önce durdurulmasını yönelik adımlar olarak görmek lazım Serdar Bey. Burada işte bu yaptırımlar, bir de şirketler de mesela Rusya'dan ayrılıyor. Ya askıya alıyor, ya ayrılıyor, ya da ortaklığı bitirip de çıkanlar da söz konusu. Dolayısıyla aslında burada önce hani Rus hükümetine, sonrasında da
bundan halk da etkilenecek. Hem enflasyon olarak etkilenecek büyük ihtimalle hem de ürüne ulaşamama problemi. Bu da bir baskı yaratır mı Putin üzerinde? Yaratması mı beklenir? Mutlaka. Şimdi hiç hesapta olmayan bir şey, bir kere Rusya'da, işte Moskova'da başta olmak üzere çeşitli gösteriler yapıp halkın savaşa karşı izlemesi bence en büyük sürprizi. Böylesine otoriter bir rejimin içerisinde muhalefetin oluşması bence çok önemli bir konu. Artı önce Rus devlet yönetimine, arkasından da diğer sivil şirketlere diyeyim, devlette bağlantısı yokmuş gibi görünen şirketlere getirilen bu yaptırımlarla ekonomik olarak abluka altına alınan Rus ekonomisi sonuçta bir yerde pes edecektir diye ben düşünüyorum. Çünkü çok, hakikaten çok ağır, tam bir izolasyon. Yani ben hatırladığım kadarıyla tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şu anda izolasyon ve Rusya'yı yıldırma politikası uygulanıyor. Bu tabii ki enflasyon olarak, dediğim gibi paranız olsa dahi istediğinizi alamayacağınız, bulamayacağınız bir ortama doğru gidiyor. Zaten faizler de bir anda 7,5-8'lerden 20'lere yükseltildi. Önlem alınmaya çalışılıyor. İşte bankalardan döviz, yurt dışına döviz çıkarılması yasaklanıyor. Temettü ödemeleri durdu, tahvil kupon ödemeleri durdu, şirketleri. Borsa kapalı. Evet. Yani tasarrufu olanlar da parasına ulaşamıyor şu anda. Bir sermaye kontrolü diyebiliriz herhalde buna. Aynen ve hava sahalarının kapatılması da tabii çok ciddi bir konu. Bir yandan hani gemiyle mal taşınırken kargo uçaklarıyla da mal taşınıyordu. Bir kere bunlar da doğru, tabii. Durumda. Rus iş adamları ve Rus pasaportlulara bu ülkeler başta vize vermeme söz konusu gündeme geldi. Seyahat de kısıtlanacak. Turistik seyahat de oldukça sıkıntılı. O açıdan da hani savaşta evet Ukrayna halkı bombaların altında çok büyük sıkıntı çekiyor ama Rus halkı da yavaş yavaş büyük bir yoksunluğa doğru adım atmaya başladı. Tabii bütün bunlar bence Rusya'da oldukça yüksek sesli bir muhalefetin oluşmasına da yol açacaktır. Ben eminim biraz da aşırı güven sebebiyle Putin bunları göremedi. Dünya da göremedi. Yani hiç kimse savaşın bu kadar uzayacağını, Rusya'nın içerisinden de muhalif seslerin çıkacağına pek kimse ihtimal vermiyordu. Sen belki de. Dünyanın da bu kadar bu ölçüde tepki vereceği, çünkü Kırım ilhakında çok fazla tepki vermedi dünya. Bu sefer işte Amerika kıtasından, Asya kıtasına, Avrupa kıtasına tüm dünyadan tepki alıyor. Ama tabii bu yaptırımların amacı mevcut durumdan vazgeçilmesi, savaşın durması. Ama Lavrov diyor ki 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Aslında bir yani tehdit gibi bir açıklamada bulunuyor. Bu da tabii ki tüm dünyayı etkiliyor. Petrol fiyatları 8 yılın zirvesinde az önce baktık $112 da üzerine çıktı. Bu da tabii hiç hesapta yoktu. Mevcut da zaten dünyada bir enflasyon yükü vardı. Bugün Euro bölgesi enflasyonu geldi 5,8 rekor. 5,1'den hızlı yükseliş. Dolayısıyla bu ortamda küresel merkez bankaları faizi arttırabilecek mi Amerika, Avrupa? Yani biz bir hani küresel anlamda stagflasyona doğru gitme riski arttı mı? Ben geçen seneden beri bu olay da gündemde olmadığı halde bir stagflasyon riski görüyordum. Bunu defaatle de dile getirmiştim. Bu risk daha da arttı. Stagflasyondan ziyade önce bir durulma söz konusuydu. Arkasından belki enflasyon gelebilir ihtimali vardı. Şimdi bu durumda stagflasyonla birlikte gelmesi, tek vücut olarak gelmesi gündeme geldi. Bu durumda Avrupa bankalarının ben sadece stagflasyon tehlikesinden dolayı değil, bozulan zaten yeni düzelmeye başlayan ekonomilerini tekrar belli bir sıkıntıya sokmamak adına bu faiz arttırımlarında daha dikkatli ve yavaş olacağını ben umuyorum.
Bu bağlamda Mart ayında Fed'in toplantısı dünyaya bir ışık tutabilir. Burada küçük bir ipucu vereyim. Eğer bu yakınlarda Kanada Merkez Bankası bir karar açıklayacak. Eğer Kanada Merkez Bankası'nda bir faiz arttırımı söz konusu olursa Amerika'da da arkasından küçük bir şey %0,25'lik bir artışın olmasını beklemek lazım ama işte senede 9 tane artış, işte belki 50 puan 0,50 yapılacak gibi şu andaki duruma göre o görüşler rafa kalkmış görünüyor Serdar Bey. Ekranlarda Brent petrol 114 dolara geldi. 113 dolar 72 sent. Tabii bu tüm dünya için iyi bir haber değil. Şöyle 2014 Kırım saldırdığında Rusya dediğiniz gibi Batı çok fazla sesini çıkartmamıştı. Onu Rusya'yı başka bir yandan etkilemeye çalışmışlardı. Malum Rusya enerji fiyatlarına çok bağlı bir ülke. Öyle bir ekonomik yapısı var. O zaman da petrolün varili 109 dolardı. Bir anda bunu Eylül'ün sonlarından daha sonra tabii ki gördük hemen hissedemedik. 80 dolar derken 30 dolara düştü petrolün varili. Çünkü bir anda hem Suudi Arabistan kapasitesini diğer ülkeler arttırdılar hem de Amerika'da kayaç gazı ve petrolü bir anda devreye sokuldu. Eğer bu şartlar bu şekilde devam ederse maksimum 2 ay içerisinde ben öyle öngörüyorum. Başta Amerika olmak üzere arttırılacak petrol ihracatı ve üretimiyle petrol fiyatları bu yüksek seviyelerden geri döndürülebilir. Yeter ki alınan siyasi kararlar bu çerçevede olsun. Çünkü petrol üzerinden dünya ekonomisini yönetmek ve kontrol altında tutmak bugünün şartlarında oldukça kolay. O açıdan eğer siyasi karar olarak biz petrol fiyatlarını düşürelim, dünyayı daha fazla sıkıntıya sokmayalım, biraz petrol üreten ülkeler de fedakarlık yapsın denilip üretimler arttırılır ise biz tekrar 80-70 dolarları görebiliriz gibime geliyor Serdar Bey. Tabii diğer taraftan doğal gaz fiyatlarında bugün mesela %50'lik artışla rekor Avrupa'da. Buğday, mısır fiyatları yine yükselmeye devam ediyor bu gerilimle birlikte. Avrupa Birliği diyor ki evet biz büyük bir bedel ödeyeceğiz ama eğer bu noktada bu yaptırımlar uygulanmazsa ileride daha büyük bedeller ödenecek deniyor. Dolayısıyla aslında böyle bir gerilimin gittikçe tırmandığı ve tırmanan bu geriliminden de en çok dünya vatandaşlarının zarar göreceği ortada. Hem savaş bölgesinde hem de savaş bölgesinin dışındaki tüm ülkelerde bu zarar görülecek gibi gözüküyor. Rusya'yı ekonomik olarak bu kıskacı almak hani çeyreklik bazda %20'lik bir küçülmeden bahsediliyor ama ölçmek mümkün mü şu aşamada? Yani borsası kapalı, şirketler çıkıyor. Rusya ekonomisine nasıl bir zarar vereceğini ölçmek mümkün mü ve çok sert bir daralmadan mı bahsediyoruz? Çok sert bir küçülme mi yaşayacak Rusya? Yani yapılacak rakamsal söylemler tamamıyla tahmine dayalı. Çok şu anda matematiksel olarak bunun altını doldurmak kolay değil Serdar Bey. Bir kere bu yaptırımlar ve bu durum ne kadar devam edecek o önemli. Ama hani %20'yi bırakın belki daha da fazla bir daralma söz konusu olabilir. Tamamıyla izole ve abluka altına alınmış bir Rusya var. Burada ben bir noktanın altını çizmek istiyorum. Batı ilk defa bu kadar yapıyor dediniz. Doğru. 2014'te yapmadığı veya almadığı önlemlerin bedelini Batı dünyası bugün hep beraber ödeyerek bu sert önlemleri gündeme getirdi. Eğer o gün yeteri kadar tepki gösterselerdi, eğer o gün o tepkilerinin sonucunda Rusya'yı Suriye'de tek başına bırakmasalardı, eğer tepki gösterdiklerinde Rusya'nın emellerini gerçekleştirmek üzere işte Grozny'ye veya Kırım'a girdiğinde daha farklı tepkiler gösterselerdi. Bence
Rusya bu kadar özgüvenle Ukrayna'ya saldırmayacaktı. Biraz da Batı'nın bence o ilgisiz, alakasız tavrıyla gündeme geldi. Şimdi Evet. bütün bunları engellemek için ortaya çıkınca tabii ki çok daha sert. Yani hastalık biraz ilerledikten sonra tedavisi tabii daha zor ve acı oluyor Serdar Bey. Peki, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'la konuştuk. Swift sistemi Rusya'nın dünyadan izole edilmesi, yalnızlaştırılması, ekonomik olarak yaptırımlar ve Rusya'nın buna ne kadar dayanabilecek olmasını konuştuk aslında. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplandı. Toplantıda enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri değerlendirilirken Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde nelere sebep olabileceği yani riskler de ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı yapıldı. Toplantıda işletmelerin denetlenmesine ve haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasıyla vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamalar gibi bir dizi karar alındı. Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada enflasyonda son dönemdeki artışın sebeplerinin detaylıca değerlendirildiği, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerindeki neden olabileceği risklerin ele alındığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Nebati yaptığı açıklamada son dönemde uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası risklerini detaylıca ele aldık ifadelerine yer verdi. Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada başta enerji fiyatları olmak üzere diğer emtia fiyatlarıyla küresel lojistik maliyetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği toplantıda enflasyonla mücadelenin tüm kurumlar tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirileceği açıklandı. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi de haksız fiyat artışları oldu. Yapılan açıklamada bakanlıklarla koordinasyon içerisinde işletmelerin denetlenmesine ve ürünle hizmetlerin satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanacağı açıklandı. Ayrıca vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürüleceği vurgulandı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş da toplantının gündemindeydi. Savaşın olası yansımalarına karşı başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirler vatandaşlarımızın lehine uygulanacak.